AK Partili isim kim o? Galip Ensarioğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili adayı. AK Partili isim Akşener'in İmralı iddiasını doğruladı. Tayyip Bey'le Abdullah Öcalan arasındaki neredeyse akrabalığa varan ahbaplığı anlattırmak zorunda bırakıyorlar beni. Kendi yeni gönderdiler. Kimin gönderildiğini biliyorum ya. Yargıdan birini gönderdiler. İsmini değiştirerek gitti. Devlet sürekli Öcalan'la görüşüyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in iktidar seçim öncesi İmralı ile yeniden temas sağladı. Yargıdan bir ismi gönderdi açıklamasından birkaç gün sonra AK Parti eski Diyarbakır milletvekili 14 Mayıs'ta da yeniden AK Parti'den aday olan Galip Ensarioğlu Öcalan'la görüşülüyor cümlesini kurdu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert İmralı çıkışı geldi. Açık ve ne söyleyeyim? Kim terör örgütlerinin yanında durursa, kim onlarla beraber olursa, kim onların ayağına hakimi savcıyı gönderirse Allah belasını versin. Göstere göstere diyor ki ben APO'ya özgürlük vereceğim diyor. APO'ya vereceğim demiyor ki. Diyor. Selo'ya da APO'ya da. Hayır. Bir kere. Kim diyor efendim? Bak, olur mu canım? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk yayınında muhalefet terörist başı Öcalan'a özgürlük vereceğini söylüyor dedi. Kim söylüyor sorusuna yanıt veremedi. Diyor. Selo'ya da APO'ya da. Hayır. Bir kere. Kim diyor efendim? Bak, olur mu canım? Yeni gönderdiler. Kimin gönderildiğini biliyorum ya. Birisine giden. Ayıp. Siyasetçi olsa vallahi söylerim. Yargıdan birini gönderdiler. Böyle söyleyeyim. İsmini değiştirerek gitti. Orada yani destek talep etmişler. Akşener iktidarın terör suçlamasına karşı dile getirmişti bu iddiayı. 14 Mayıs seçimleri için İktidar İmralı'ya yargı cephesinden birini gönderdi dedi. Yalanlama gelmedi. AK Partili Galip Ensarioğlu gazeteci Ferit Aslan'a yaptığı açıklamada devlet Öcalan'la görüşüyor cümlesini kurdu. Yeni çözüm sürecinin şartını da dillendirdi. Devlet sürekli Öcalan'la görüşüyor. Öcalan Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne bu silahlı şiddetin son bulması için eğer bir katkı sunmak istiyorsa ve buna devlet de inanıyorsa bu tür görüşmeleri sürdürür. Öcalan'ın PKK'nın Türkiye'deki silahlı varlığına son verdiğini ifade etmesinden sonra ancak yeni bir süreç kurgulanabilir. Bunlar seçim kazanmak için Öcalan'a adam gönderirler. Bunlar Kandil'e de adam gönderir. Muhalefet iktidarın seçim için terörist başıyla temasa geçtiğini söylerken AK Partili Galip Ensarioğlu'nun devlet Öcalan'la görüşüyor, PKK silah bırakırsa yeni çözüm süreci başlayabilir açıklamaları dikkat çekti. Efendim şimdi buradan çıkarttığımız sonuç var. Türkiye içinde diye bir ifade var orada. Galip Ensarioğlu'nun lafında. Buradan çıkan bir sonuç var. Önce Irak'ın kuzeyi Kuzey Irak oldu biliyorsunuz. Sonra Suriye'nin kuzeyi de Kuzey Suriye oldu. Daha önce Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü şimdi başka bir takım isimler eklenerek hep de telaffuz ediliyor, bunlar da terör örgütüdür diye dünyaya söyleniyor ama sözde bir tampon bölgenin altında bir güvenli bölge iddiası var AK Parti iktidarının. O güvenli bölge zaten kendilerince de olmadı diye ifade edildi. Yani bundan 4-5 sene önce vardı, varlığı için sözde anlaşma yapıldı, yok Rusya ile yapıldı, yok şu yok bu. Sonra da dendi ki olmadı o. Bunun alt tarafında, bunun altında Suriye'de bu terör örgütünün varlığı da artık ortada. Sözde mücadele ediliyor. Şimdi bu cümlenin içinde de bütün bunlarda devlet eğer bunun üzerinden görüşüyorsa, Galip Ensarioğlu'nun söylediği şey doğruysa, efendim Meral Akşener'in iddiası doğruysa, o ülkelerdeki yapılanmayı da devlet kabul ediyor mu, etmiyor mu? Ya da hükümet. Bunda insan kuşkuya düşüyor işte. Çünkü orada palazlandılar. Irak'ın kuzeyinden sonra Suriye'nin kuzeyinde de.